Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Ümit Özdağ Türkiye serimizin 4. bölümüyle yine karşınızdayım. Bugün 2 bölüm yayınlamayı düşünüyorum. 4. ve 5. bölüm olmak üzere 2 bölüm yayınlayacağım. Ve bu yayınladığımız bölümlerde bu Türkiye'yi daha da artık büyütmeye, daha da geliştirmeye, sadece kendi topraklarımızı büyütmeye değil, Türk devletlerinin, Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu bu coğrafyayı daha da bir kontrol altına alıp düzene sokmaya çalışacağımız 2 adet bölüm bugün sizlerle olacak, yayında olacak. Umarım hoşunuza gidecek. 2 adet bölümü bugün geride bırakırız dostlar. Şimdi geçtiğimiz bölümlerin kısa bir özetini geçmek gerekirse, Azerbaycan'la Türkmenistan arasında gerçekten çözülmesi gereken, bir başka bir büyük devletin el atması gereken gerçekten önemli bir kriz vardı. Biz de Türkiye olarak, bölgenin en güçlü Türk devleti olarak, bu krize el attık. Azerbaycan ve Türkmenistan arasında bölgedeki istikrarı gerçekten olumsuz etkileyecek sürekli olarak da devam eden karşılıklı savaş ilanları dikkatimizi çekiyordu. Bir Azerbaycan Türkmenistan savaşı ilan ediyordu, bir Türkmenistan Azerbaycan savaşı ilan ediyordu. Ben de artık dedim ki hani bu kardeş kavgasına bir son vermek için abinin araya girmesi lazım. Öyle değil mi? Yani iki kardeşi artık barıştırmak için o büyük abinin araya girmesi lazım dedim ve büyük abi olarak, Türkiye olarak biz araya girdik. Azerbaycan'da, Türkmenistan'da bizim yavrularımız haline getirdik. İkisinden de vergi almıyoruz. Bak, yavrularımızı da düşünüyoruz hani bir yandan. İkisinden de vergi almıyoruz ki gelişmeye devam edebilsinler. Sonuçta her ne kadar bazı hatalar yapmış olsalar da bunların ikisi de Türk devleti ve çok büyük bir esaret altında tutmamamız gerekiyor bu devletleri. Biliyorsunuz bizim politikamızda Türk cumhuriyetlerine karşı hoşgörülü bir diplomasi, hoşgörülü bir strateji izlemek var. Dolayısıyla bu devletlere böyle kötü davranmak gerçekten bizim için pek olumlu, pek hayırlı olmayacaktır. Onun haricinde bugün bir Kırgızistan operasyonu gerçekleştireceğiz abi. Biliyorsunuz Tacikistan devleti Kırgızistan'ın topraklarının büyük bir çoğunluğunu ele geçirdi. Tacikistan aslında bunu yaparak, yani Türk devletlerine karşı baş kaldırarak bizi de, yani Türk devletlerinin büyük abisini de karşısına almış oldu. Bu sebeple bugün Türkiye devleti olarak gerekirse bütün imkanlarımızı, gerekirse bütün diplomatik hamlelerimizi yapar ama Kırgızistan'a bir şekilde o operasyonu gerçekleştiririz abi. Hani askeri erişimdir falandır, sıkıntı yok. Zira biz burada hemen Basra Körfezi üzerinden bize bağlı olan Pakistan devletinden şöyle sınırları, ordularımızı yerleştireceğiz ve Tacikistan operasyonumuzu tamamlayacağız. Hatta Basra Körfezi'nden ordu geçirmeye falan bile gerek yok. Biz zaten böyle tehlikeli kriz durumları için İslamabad'da 10 bin kişilik bir ordu tutuyoruz bildiğiniz üzere. Pakistan topraklarında 10 bin kişilik bir Türk ordusu bulunuyor bu tarz ani ve acil durumlar için. Bu 10 bin kişilik Türk ordusu muhtemelen yeterli olacaktır Tacikistan devletini ele geçirmek için. Şimdi İslamabad'daki orduyu direkt olarak Tacikistan'a çekiyorum abicim. Ya bence seri şekilde başlayabiliriz çünkü Tacikistan artık çok uzun zamandır hani bu bölgeye hükmeden, bu bölgede hüküm süren bir devlet. Bu sebeple artık bu bölgedeki halk da yavaş yavaş Tacikistan tarafından asimile edilmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Daha da fazla bu asimilasyonlara izin vermeden artık bizimki zaten %100 olmuşlar ama yeniden buradaki halk ana yurdunu, Kırgızistan'ı yeniden hatırlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle bir baktığımızda, şimdi biraz daha hani objektif konuşmak gerekirse, Kırgızistan'ın Tacikistan'ı yeniden kontrolü altına alacak bir gücü yok. Böyle bir durumda da bizim olaya el atmamız gerekiyor. Bu sebeple Kırgızistan üzerine seferimizi gerçekleştiriyoruz dostlar. Hatta direkt başlayalım bakalım. Evet, 10 Şubat 2050 Tacikistan seferi Kırgızistan'ın toprak bütünlüğünü yeniden oluşturmak amacıyla başlatılmıştır. Pakistan toprakları üzerinde bulunan, hatta İslamabad'daki üsle, yani İslamabad'daki üste bulundurduğumuz 10 binlik ordu bu operasyonu gerçekleştirecekti ama birazcık yetersiz kaldı. O zaman Bakü'deki ve Türkmen başındaki ordularımızı da yine o bölgeye doğru çekeceğiz ve Tacikistan seferine destek olarak göndereceğiz. Ne de olsa yakınlar, yani Türkmenistan'dan, yani aslında var ya, biz öyle bir yol çizmişiz ki kendimize, hani adeta dünyanın en Asya tarafında bulunan ülkesine bile ulaşabilecek bir karayolu ağı çizmişiz adeta kendimize. Yani Türkiye, Türkmenistan, Pakistan üzerinden epey Asya'da bulunan devletler, Hindistan, Çin gibi devletlere bile şu anda erişebiliyoruz. Yani bizim bu yaptığımız hamleler sadece Türk devletlerini kontrol altında tutmak değil, bizim ordularımızın ulaşabileceği bölgeleri, ulaşma izni olduğu bölgelerin de son derece artmasına katkı sağladı, fayda sağladı. Bu bizim için gerçekten güzel bir gelişme. Evet, Tacikistan'da bu kez 20 binlik ordumuza geldik. Artık herhalde bu saatten sonra daha büyük direnişlerle karşımıza çıkamayacaklardır. Evet, gayet güzel tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Rahat şekilde elimize geçiriyoruz kalan toprakları. Hayırlı uğurlu olsun.
Şimdi bu toprakları kendi elimize geçirip tamamını Kırgızistan devletine teslim edeceğiz. Zaten hatırlayacaksınız, Kırgızistan'a bir hibe desteğimiz de olmuştu. Kendilerine karşılıksız bir şekilde para desteği de vermiştik Tacikistan Savaşı'nda yaşadıkları için. Şimdi de kendilerine eski topraklarını artı daha fazlasını, bütün Tacikistan topraklarını vererek daha da fazla yardımcı olmuş olacağız. İşte Türkiye'nin, Ümit Özdağ Türkiye'sinin ne kadar Türk devletlerine yardımcı olduğunu göstermek için son derece büyük bir fırsat bizim adımıza. Yani artık bu saatten sonra ne bileyim, Kazakistan çıkıp der mi abicim ya bu Türkiye'de hiç bize yardım etmiyor diyemez. Ya da Özbekistan çıkıp diyebilir mi? Diyemez. Türkmenistan diyemez. Bunların hiçbiri diyemez. Çünkü bizim yardımlarımız, yani herhalde bütün Türk Cumhuriyetleri tarafından, bırakın sadece Türk Cumhuriyetlerini, Türkiye'nin Türk devletlerine yaptığı yatırımlar bütün dünya tarafından şu an bence hani övgüyle izleniyordur diye tahmin ediyorum. Bu sebeple Türk devletlerinin yanında olduğumuzu en iyi şekilde belirtiyoruz abicim. Şöyle bir bakalım, bizim ordumuz kaldı zannettim burada ama ordumuz yokmuş, tamam. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi bizim Türkmen başındaki ve Bakü'deki birliklerimiz biliyorsunuz çekilmek zorunda kaldı. Yani böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Bu üstlerdeki ordularımızı yenilememiz gerekiyor. Bizim buralarda ordumuz bulunuyormuş bu arada. Şöyle yapalım. Evet, 10 binlik ordu buraya gelsin. 10 binlik ordu da Türkmen başına gelsin. Kalan ordular da başkent Ankara'ya doğru şöyle seri bir şekilde çekilsinler. Keza aynı şekilde 10 binlik ordu da yine İslamabad'da bulunacak. Aynen öyle. Bütün vasallarımızın başkentinde ordularımızı bulundurmak bizim için son derece önemli. Vasallarımızın herhangi bir isyan girişimine kalkışmamaları ve bölge istikrarını olumsuz etkilememeleri için kendilerinin başkentinde kendilerini kontrol altında tutacak bazı ordular bulunduruyoruz ki bu gerçekten bizim için son derece mantıklı bir strateji, yapmamız gereken bir strateji. Şu anda şöyle bakıyorum da yani adeta bir Arap baharı söz konusu. Cezayir ile Fas şu anda bir savaş halinde. Tunus, Libya'nın tamamını almış Togo devletiyle beraber. Yani değişik değişik durumlar gerçekten boy gösteriyor. Bugün yapacağımız hamlelerden bir tanesi de bölgedeki istikrar seviyesini iyice düşüren İran devleti olacak. Neden İran? Çünkü şöyle bir baktığımda Türkiye hariç bütün Türk coğrafyasıyla arası gerçekten çok kötü. Kazakistan olsun, Özbekistan olsun, Kırgızistan olsun, hepsiyle gerçekten arası çok kötü. Azerbaycan'la da keza aynı şekilde çok kötü bir ilişkisi var. Yani İran devleti Türk cumhuriyetlerine pek sıcak bakmayan bir devlet. Aynı zamanda İran Türkiye'ye karşı yenilgi, bize karşı yenilgiyi yaşadıktan sonra topraklarında da artık yavaş yavaş muhtemelen terör faaliyetleri boy göstermeye başlamıştır. Ve bu da yine bölgeyi istikrarsızlaştıran olaylardan bir tanesi. Bu sebeple kendileri bizim tarafımızdan fethedilmeye son derece açık, hedef olarak gösterebileceğimiz bir ülke. Bu sebeple bugün İran'da büyük ihtimalle bizim tarafımızdan ele geçirilecek. Yani bütün topraklarını almayı düşünüyorum artık bölgede. Hani böyle istikrarsızlaştıran, böyle bölgeyi istikrarsızlaştıran bir devlet olsun istemiyoruz. Zira biz bölgeyi istikrarsızlaştıracak bütün unsurlara karşı sert güç kullanacağız. Yani şu an belki İran hükümetinin gücü bölgede gerçekleştirilen bu unsurları bastırmaya yetmiyor olabilir. Ama bizim gücümüz yeter. Çünkü biz orada mümkün olan en kaba kuvveti kullanacağız ki bölgede istikrarı sağlayabilelim abicim. Yapmamız gereken budur. Kimse kusura bakmasın. Ben bu bölgede büyük devletlerin, o süper güçlerin, o global güçlerin emellerinin farkındayım abi. Yani biz bunun farkındayız. O büyük güçlerin, global güçlerin bölgedeki emellerinin farkındayız. Yıllar boyunca bu bölgede güçlü sözünü geçirebilecek bir devlet olmadığı için global güçler bu bölgede sözünü geçirebildiler, buraları karıştırabildiler. Ama artık burada bir Ümit Özdağ Türkiye'si var. Artık öyle kolay kolay kimse gelip Orta Doğu'yu ve civarındaki toprakları, Türk Cumhuriyetlerini karıştıramaz. Bakın Rusya'ya, bakın abicim. Zerre karışabiliyor mu Türk devletlerine? Zerre karışabiliyor mu? Kazakistan'la ilişkisine bakar mısın? Artı 80'lerde yani. Artı 89. Mecbur çünkü arkasında, bu koca devletin arkasında bir de Türkiye var. Tamam, Rusya tabii ki bizden daha güçlü bir devlet. Ama biz bütün bu Türk devletlerini yanımızda bulundurduğumuz sürece sıkıntı çekmeyiz abicim. Sıkıntı çekmeyiz. Evet, gayet güzel. Artık yavaştan dilerseniz İran seferimizi de başlatalım. Kendileri 116 binlik bir ekonomiye sahip. İran seferi için 60 binlik bir Türk ordusunun fazlasıyla yeterli olacağını açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir orduları tamamlayalım. Aynen öyle, 60 binlik ordu bence son derece yeterli. Asimilasyonlarımızı seri bir şekilde %100'e tamamlarsak çok güzel olur. Tamamdır abi. Şimdi tek yapmamız gereken orduları sınırlara yerleştirmek olacak. 53 adet teknoloji puanımız var. Gerçekten muazzam. Bu arada birkaç hamle daha yapacağız abi. Şimdi bizim açıkçası sınırlarımızdaki Balkan devletleriyle ilişkilerimiz son derece güzel. Şu anda ona bir şey demiyorum. Yani ne Yunanistan'ın ne de Bulgaristan'ın, yani sınırlarında bulunan Balkan devletlerinin bana karşı, bize karşı, bizim diplomatik itibarımıza karşı bir yanlışlarını görmedim. Ama sonuçta bunlar Yunan, bunlar Bulgar, bunlar sonuçta bizim dinimizden, bizim görüşümüzden, bizim ideolojimizden değiller. O sebeple güvenemiyorum.
Bir an gelir abicim 3 ayda birdenbire sürekli diplomatik ilişkileri askıya alır. Bir anda Türk-Yunan ilişkileri berbat olur. Bir anda Türk-Bulgar ilişkileri berbat olur. Bu yüzden hem biraz güç gösterisi yapmak için, yani şu an gördüğünüz üzere Balkanlara, Avrupa'ya falan fazla karışmıyorum. Ama Avrupa zannetmesin ki Türkiye bize girmeye korkuyor. Öyle bir şey yok. Şu an bizim stratejimize uygun olmadığı için ben Avrupa devletlerine karışmıyorum. Ve onların onlardan korktuğumuzu düşünmemeleri için de bir gözdağı vermek adına Ege Denizi'nde sürekli olarak 15 binlik bir ordu, artı Karadeniz'in batısında sürekli olarak 10 binlik bir ordu tutup bölgedeki deniz topraklarını kontrolümüz altında tutmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle biraz daha ordu basım işlemleri gerçekleştirelim. Yaptığımız nüfus yatırımları bayağı etki etmiş abicim, fark etmişsinizdir herhalde. Evet, toplam yine 60 binlik ordumuz savaşa hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet toplamda sınırımız bulunmakta. Şöyle bir her bir toprağa 8000 bir yollasak kaç edecek onu bir görelim bakalım. Ya az ya da fazla olursa zaten ordu, dediğim gibi, gerekli takviyeleri gerçekleştiririz bütün savaşlarımızda olduğu gibi. Şöyle 8 buraya, buraya ne kadar düşecek? Evet, 6-6 da son iki toprağa düşecek. Tamam, gayet güzel abicim. İran seferine de her şeyimiz de hazır gibi görünüyoruz ama şöyle bir baktığımızda şu an İran'da tabii dost medeniyet olduğumuz için kendilerinin ordularını görebiliyoruz. Ordu sayılarını görebiliyoruz. Kendilerinin orduları kötü değil. Gayet yüksek sayıda orduları var. Bu yüzden ben savaşı garantiye almak adına İran sınırlarındaki ordularımın üzerine biraz daha takviyeler gerçekleştireceğim. Tabii bazı topraklarda bir ordu çıkan toprak bile var. Niye böyle olduğunu... Ha, param bitmiş. Pardon, ben parayı fark etmedim. Biraz şöyle paramız biriksin. Aynen öyle. Bak şurada da mesela, aynen. Evet, güzel, tamam. Hepsinden gayet güzel sayıda ordular çıktı. Artık bu sefer her şeyimizde hazırız gibi görünüyor. Tamamdır abi, başlayabiliriz. İran seferi hayırlı olsun. 3 Kasım 2056. Savaş sebebimiz her zaman söylediğim gibi son derece açıktır. İran devleti hem Türk cumhuriyetlerine karşı kötü ilişki besleyen hem de bölgedeki bu terör faaliyetlerine ön ayak olan bir devlettir. Bu sebeple kendilerini ele geçirmek Türkiye devleti tarafından dünyaya yapılmış bir iyiliktir. Yani böyle lanse edersek dünyaya, kesinlikle dünya kamuoyunda daha pozitif bir hava yaratabiliriz. Devam edelim ilerlemeye. Zaten kısa süre içerisinde bitecek bir savaş olduğu için dünya kamuoyunda çok fazla yer tutmayacak. Yani mesela bugün günümüze bakın abicim. Rusya-Ukrayna savaşı nereden baksan bir senesine gelecek. Hani o yüzden dünya kamuoyunda çok yer tutuyor. Yani uzun süredir devam eden bir savaş ama biz öyle değil. 2 haftada bitiririz. Hemen sileriz yani o dünya piyasalarından. Savaşı hemen sileriz. Savaşın etkilerini hemen sileriz abi. 2 haftada hallederiz, direkt unutulur yani. Anlatabildim mi? Hızlı hareket ediyoruz çünkü biz genelde. Yani severiz. Hızlı zaman. Ya hükümetimizin hızlı zamanları. Evet, devam edelim ilerlemeye. Son zaten birkaç toprak kaldı. Evet, 3776 kişilik bir orduları var o bölgede. Hemen orayı bir kuşatma altına alalım. Kalan topraklara da son saldırılarımızı gerçekleştirip İran devletinin bütün bir egemenlik haklarını artık ellerinden alalım. Evet, tamamen kıstırıldılar abicim bu sefer ve savaş burada sona erdi. 1 ay 26 gün süren bir kısa bir savaş sonucunda, nispeten kısa bir savaş sonucunda İran topraklarının tamamı an itibariyle ele geçirildi. Artık şöyle bir baktığımızda kendi toprak bütünlüğümüzü de sağlamış bir Türkiye var ortada. Yani hem bölgedeki bu olumsuz faaliyetleri, bu onaylamayacağımız faaliyetleri, kısaca terör faaliyetlerini engellemiş bulunduk. Hem de kendi toprak bütünlüğümüzü İran'ın ele geçirilmesiyle sağladık ve bölgede Türk cumhuriyetlerine yan bakan bir devleti ortadan silerek Türk cumhuriyetlerinin bize karşı olan o güvenini iyice arttırdık abi. Bir taşla yaklaşık bir 15 kuş falan vurduk yani. Güzel hamle nereden baksan. Evet, dediğim gibi şu anda Avrupa devletlerine karşı böyle agresif ilerleme gibi bir düşüncem yok. Ama ileride eğer olur da bana karşı agresif bir görüşleri olursa, ki İtalya, Almanya falan bunların zaten bize karşı görüşleri çok agresif. Eğer benim agresif genişlememden ötürü böyle bir agresif görüşünüz varsa hiç olmasın. Neredeyse bütün Avrupa'yı ele geçireceksin çünkü. Senin bana karşı böyle bir görüşün olamaz. Senin öyle bir hakkın yok. Bilmem anlatabildim mi? İtalya da keza aynı şekilde. Gayet hani nasıl desem, agresif ilerleyen devletler bunlar. Bu devletlerin bana agresif ilerlediğim için tepki göstermeye hakkı yok yani, bir kendilerine baksınlar. O yüzden sorun yok bizim açımızdan. Şimdi İran'daki ordularımızı yine çekeceğiz başkent Ankara'ya doğru, asimilasyonları başlatacağız. Biliyorsunuz bizim için seride bir numaralı gündem konusudur genel olarak asimilasyonlar. Evet, şöyle hemen bütün orduları Ankara'ya çekelim. Başka bölgede benim ordum bulunuyor mu? Evet, bulunmuyor. Sadece vasallarımın olduğu bölgelerde ve deniz topraklarında ordularımız bulunuyor. Onun haricindeki bütün ordularımız şu anda Ankara'ya çekilmiş vaziyetteler. Hemen asimilasyonları başlatalım. Evet, gayet güzel. Galiba hepsi başlatıldı. Aynen öyle abicim. Şu anda hepsi başlatıldı. Gayet güzel.
Şimdi biraz daha ben mallara yatırım yapmak istiyorum. Nüfusumuzun iyice artması bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Zira bize karşı gerçekleştirilecek güçlü bir devlet tarafından gelen ani bir savaş ilanında hani gerçekleştireceğim bütün hamleleri kullanabilmek istiyorum. Yani atıyorum abi, Rusya savaş mı ilan etti? Ben direkt Samsun'dan atıyorum 10 bin ordu çıkarabilmek istiyorum. Bunu yapamadığımız sürece bazı coğrafyalardan gelecek olan saldırıları önleyememe ihtimalimiz çok yüksek. Bu bizim için bir risktir abicim. Bu arada Mısır'da artık bizim kesinlikle hedef tahtamızda. Tabi Mısır'a ilerlemek için önümüzde Lübnan, İsrail, Filistin gibi devletleri almamız lazım. İsrail ve Filistin zaten kendi arasında yaşadıkları sorunlar sebebiyle son derece bölgeyi istikrarsızlaştıran iki devlet. O sebeple onları ele geçirmemizde bir sorun olmayacak. Lübnan'da keza aynı şekilde, yani İsrail ve Filistin'le aynı kefede değerlendirilebilir. O yüzden bu üç devleti ele geçirmek için son derece fazla bahaneye bence sahibiz abi. Yani o açıdan sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Vasallarımızı şöyle bir kontrol edelim. Kendileriyle ilişkilerimiz de gayet güzel. Özgürlük arzusu artan bir Azerbaycan var. Bak bu olmuyor. Yani sen beni üzüyorsun. Evet, ilişkilerimiz artıyor. Güzel haber. Özgürlük arzuları da düşüyor gibi görünüyor. Evet güzel, tamam. Özgürlük arzuları düştü abicim. Bu iyi bir haber. Bu iyi bir haber. Olumlu karşılıyorum bu haberi. Aferin Azerbaycan. Çünkü bize karşı artan bir özgürlük arzun olursa, bak şu an seni vasa olarak yaşatmaya hani müsaade ediyoruz. Vasa olarak yaşamana müsaade ediyoruz. Ama olur da bir bağımsızlık ilanı sezersen, bu sefer maalesef vasa olarak yaşamana bile izin vermemek durumunda kalacağım. Yani bu senin hatandır. Tamamen bu senin hatandır. Bu arada Bulgaristan'a şu anda Ukrayna bir çıkarma attı. Yani bak olmuyor. Benim sınırlarımda kaos istemiyorum, anlatabildim mi? Benim sınırlarımda kaosa şahsen ben izin vermem. Yani tamam, Avrupa devletlerine, Rusya, Ukrayna'ya, Avrasya devletlerine, genel olarak Avrupa ve Avrasya devletlerine fazla karışmayayım dedim. Ama bunları bir an önce bitirirseniz, yani en azından en sert şekilde kınıyorum. Hani Ukrayna'nın, aynen galiba, yok lan saldıran taraf Bulgaristan. O zaman biz şu Bulgaristan'la 1-1-12 ilişkileri askıya alalım. Bulgaristan'ın Ukrayna'ya gerçekleştirmiş olduğu bu savaş ilanını biz Türkiye hükümeti olarak, Ümit Özdağ yönetimindeki Türkiye yönetimi olarak en sert şekilde kınıyoruz hocam. En sert şekilde. Diplomatik ilişkileri de gördüğünüz üzere askıya aldık bunun bir sonucu olarak. En sert şekilde kınıyoruz. Savaş devam ettiği takdirde Bulgaristan'a askeri müdahale dahi meclisimiz tarafından gündeme getirilebilir. Yani kimse de bir şey demesin hocam. Balkanlardaki ve Avrupa'daki barış ortamını eğer Avrupalı büyük devletler sağlayamıyorsa, kendi sınırlarında kaos yaşanan Türkiye bunu sağlayacaktır. Kimse de buna bir şey demesin hocam, dediğim gibi. Öyle mi? Öyle mi Mısır Bey? Normalde senin fethin biraz daha geç olacaktı ama sen erkene çekmek istiyorsun anlaşılan. Öyle olsun. Benlik sorun yok vallahi, ben girerim. Benlik sorun yok. Bak 10 binlik ordu falan getiriyor. Paşama bak sen. Bak sen paşama. Neyse ki elimizde güzel para da, güzel bir parayla yakalandık. Hani öyle parasız bir durumumuzda falan savaşı ilan etmediler. Paşama bak ya, bize savaş falan ilan. Racon kesiyor ya bize, bak sen. Normalde almayacaktım. En azından biraz daha geç alacaktım. Ama bayağı bir erkene çektiniz yani. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bize yapılan bu hareketin arkasında şahsen ben İsrail'in de olduğunu düşünüyorum. Yani yavaş yavaş artık bizim kendilerine karşı olan tavırlarımızı fark ettiler. Bu yüzden Mısır piyonlarını oynadılar. Yani özellikle de İsrail bunu yapmış olabilir. İsrail kendilerinin Türkiye tarafından fethedileceğini anlayıp Mısır piyonunu sahaya sürmüş olabilir. Ben bunu da göz önünde bulunduruyorum. Zaten bölgedeki bütün devletlerde istikrarsızlık timsali devletler olduğu için hepsine birden savaşımı ilan edeceğim abicim şimdi. Evet, Ukrayna bu arada bir askeri hareket gerçekleştiriyor şu anda Burgas'a. Her neyse, artık Mısır Savaşı'nı ve bölgedeki diğer devletleri ele geçirme işini bir dahaki bölüme bırakacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir, Instagram hesabını takip edebilir ve ageofstudio.com forumu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.